Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kalan çok az kumaşları değerlendirdiğim bir projeyle sizlerle birlikteyim. Oğlum için pantolon dikimi yapacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Kalıbım elimdeki oğlumun üzerine olan bir pantolonu. Bunu kalıp olarak kullanacağım. Çalışmaları yaparken küçük olduğu için kolay kesilebileceğini düşündüğüm için iki kat şeklinde katımı atıyorum. Her birinden iki kat olacak şekilde ve kalıbımı yerleştirip çizimini gerçekleştireceğim. Ön ve arka bedeni yan yana şeklinde çıkaracağım. Kestikten sonra dikimine geçeceğim. Tek fark, burada kemerli çalışılmış. Ben kemerli çalışmayacağım, lastikli çalışacağım. Normalde bunların lastikleri iç kısımlardan geçiriliyor. İstediğiniz gibi üzdürüp takabiliyorsunuz buradaki düğmelere. Ben bu kadar detaylandırmayacağım. Daha pratik, daha kolay giyinip çıkarabilmesi için tamamen beli lastikli olarak yapıp daha sonradan bedene ekleyeceğim. Tersine çevirerek kalıbı çıkarmadım. Çünkü tersinde de penye var. Şu şekilde göstereceğim. Bu yüzden dikişleri içte kalacak şekilde dikilmiş. Tam dikiş görünmediği için düz kısmından çizimi yaparak genişliklerini vererek devam ettim. Etrafından tüm çizimini yaparak kalıbı hazırlamış oldum. Bel kısmındaki oyuntuya dikkat etmeniz gerekiyor burada. Kenarlarını çizdiğiniz zaman genişliği vererek ve şunu da unutmuyoruz. Arka beden kalıbını çıkarıyorum. Arka beden ön bedene taşan daha geniş bir beden olduğu için bu payları da dikiş payının içinde veriyorum. Yani aslında dikiş payı şu kadar. Oradan sonrası da arka beden genişliğini oluşturacak çizimimdi. Kalıbımı diğer kısmına çevirdim. Yani ön bedene doğru çevirdim. Yerleştirdim. Burada da dikkat edilmesi gereken şu kısmı arkaydı. Arka kısmını içine aldım. Ve çizimini buradan gerçekleştirdim. Bizlerdeki gibi kalça genişliği çok fazla değil çocukların. Bu yüzden aşırı bir bombe vermiyoruz. Çok hafif bir bombe vererek aşağıya doğru çizgilerimi takip ederek indim. Kestikten sonra sağlamasını yapacağım. Ön ve arka bedeni birbirine tutarak hata var mı yok mu onu ölçmek için bu işlemi yapacağım. Ve sonrasında kemerini kesip dikme işlemine geçeceğim. Ön ve arka bedenin kumaş üzerindeki görüntüsü çizildikten sonraki hali bu şekilde. Çok az bir kumaş kullanılıyor. Boyundan 53 cm, eninden 45 cm genişliğinde herhangi bir kumaşınızı çocuklar için değerlendirebilirsiniz. Kesim tamamlandı. Şimdi birbirine tutup sağlamasını yapacağım. Sağlamasını yapıyorum. Sağlamasını yaparken dikilecek kısımların uç kısımları birbirine denk gelecek ve aşağıya doğru hiçbir artma olmayacak, sıfırlanacak. Yine A kısmının başladığı yerde birbirine denk gelmesi gerekiyor ve burada sıfırlanması gerekiyor. Bu kısımdaki A kısmının ise arkanın önden daha yüksek olması gerekiyor. Yani arada şu kadar fark var. Kalıbımda hata yok. Doğru şekilde kestiğimin göstergesi oluyor bu. Üç ayrı pantolon kesmiştim ama üçünü ayrı ayrı dikmeyeceğim. Zaten hepsinin dikişi aynı. Sadece açık renk olduğu için bunu da görmenizi istedim. Elimde iki tane arka parça var. Şu şekilde. Birbirinin yüzü yüzüne bakacak şekilde ayarladım ve yine aynı şekilde ön parçam var. Onlar da yüzü yüzüne bakacak şekilde bekliyorlar. Kenarlarının tamamını overlockla temizledim. Şimdi düz makineyle dikişini yapacağım.
Önce A kısımlarını ikisini de birleştireceğim. Daha sonrasında birbirlerinin yüzü yüzüne bakacak şekilde açarak yerleştirip dikişi tamamlayacağım. Ve kemer kısmına geçeceğim. Şekilde yerleştiriyorum. Yani şu şekli almış oluyor. Bu arka iki parçam. Bu ön iki parçam. Kenarlarından öncelikle birleştireceğim. Daha sonrasında A kısmını kapatacağım ve pantolon tamamlanmış olacak. Paça kısmından gireceğim. Orta A kısmına doğru geleceğim ve orta A'dan tekrar paça kısmına doğru dikişimi tamamlayacağım. Dikkat etmeniz gereken nokta şurası. Hem A kısımlarının birbirine denk gelmesi gerekiyor. Şu şekilde hiç kayma yapmadan ve dikişleri açarak alt ve üst dikişi açarak geçmeniz gerekiyor. Kalın bir görüntü olmaması için ve güzel görünmesi için. Geçiyorum. Bel için şöyle kemer kesmiştim. Belinin genişliğinde. Hatta biraz fazla gelmiş. Fazlalığını çıkartırım. Kemerimin içine iki santimlik lastiğim var benim. Lastiğimi ayarlıyorum. Bel genişliğine göre hesap ediyorum. Bel genişliği genelde 4'te 3 oranındadır. Yani şu şekilde anlatayım daha iyi anlarsınız. Tam bel genişliğini alıyorsunuz. Ortadan 2'ye bölüp 4 parçaya ayırmış oluyorsunuz. Ve bir parçasını çıkarıyorsunuz. Şu genişlik çıkacak. 4'te 3 kısmını almış oluyorsunuz böylece. Lastiği
şu şekilde üst üste denk getirerek yaparsanız daha ince bir görüntü elde edersiniz ve rahatsızlık vermez giyinildiği zaman. Böyle bir lastik elde etmiş oldum. Kıyafetimin arka ortasını belirliyorum. Arka ortası burasıydı. Açıyorum ve dikişe gelecek şekilde ayarlıyorum ki yanlarda ve önde herhangi bir dikiş görünmesin. Şu şekilde. Kemerin arasına lastiği koyarak düz kısmına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Zaten kemerin düzü görüneceği için çevirdiğiniz zaman şu şekilde temiz bir görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi diktiğim lastiği kemerin içine yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Tam dikişlerini hizalıyorum. Kaymasını istemiyorum. Ve dikişimi tamamlayacağım böylece. Ben şu şekilde ortalayarak tam orta noktasını ön kısmına tutturuyorum ve yan kısımlarına denk gelecek yerleri de elimle, diğer elimle kavruyorum. Dikişimi bu şekilde gerçekleştiriyorum. Sizler teğenleyebilirsiniz ya da iğneleyebilirsiniz. Dikiş kısımlarına gelince yan dikişler ve ön orta dikiş, aynı zamanda arka orta dikişte dikişleri açıyorum ve o şekilde geçiyorum. Çevirip göstereceğim. Daha sonrasında paçalarını yapacağım ve bitireceğim. Şu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Giyinip çıkarırken oldukça rahatlıkla giyinip çıkarabiliyorlar. O yüzden ben bunu tercih ediyorum. Sizler kemer olarak da yapabilirsiniz. Hiç lastik koymayabilirsiniz. Paça kısımlarını duble paça yapacağım. O yüzden normalden biraz geniş olarak katlıyorum. Boyunu ayarlarken eğer duble paça yapacaksanız siz de ona göre ayarlayın. Dikişlerini açarak dikiş kısımlarından iğneleyeceğim. Şu şekilde. Bu tarafı iğnelemeye gerek yok. Hemen elimde geçeceğim. Kalın bir dikiş elde etmiş olacağım böylece.
kalın bir dikiş yaptım. Şimdi buna yapmam gereken işlem şu. Hem dikiş kapatacağız, görünmemiş olacak. Hem de hoş bir paça elde etmiş olacağız böylece. Paça kısmını tam ortalıyorum. Ve şu şekilde yanlardan denk getirerek dikişi içte bırakacak şekilde ayarlıyorum. Ve sadece ütüleyeceğim. Şu şekilde hiçbir dikiş görünmeden şurada bir cep oluşmuş oluyor. Şu kenarlarına elimle küçük dikişler atacağım. Görünmeyecek şekilde içten dikeceğim. Ütüyle bastırdıktan sonra dümdüz bir görüntü almış olacak. Paça da böylece bitmiş olacak. Pantolonun böyle bu şekilde tam kumaş pantolonuna benzemesi için ön kısmından da ütü izi yaptım. Böyle. Şimdi kenarlarını tutturacağım. Ve pantolonum bitmiş olacak. Şöyle cep kısmı yapmıştık ya. Bu cep kısmının iç kısmından küçücük alıyoruz ve diğer dikişe tutturuyoruz bunu. Açılmasını istemediğimiz için bu işlemi yapıyoruz. Dikişler içte kalacak şekilde ayarlarsanız hiçbir yerden görünmemiş olur. Ve temiz çalışmış olursunuz. Bu kadardı dikişi. Köreltiyorum. Ve koparacağım. Ne alttan ne üstten herhangi bir dikiş belli değil. Aynı işlemi diğer tarafına da uyguluyorum. Önce bir kademe aşağıdan alıyorum. Tutturuyorum. Sonra bir kademe daha kapatıp biraz daha üste çıkıyorum. Yani iki aşamada aslında tutturmuş oluyorum. Daha sağlıklı olacak. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.